şekilde bir grafik görüyorsunuz ve bu grafiğin denklemi olabilecek dört farklı fonksiyon var. Şimdi videoyu durdurun ve bu grafiğin hangi fonksiyona ait olduğunu bulun. Evet, buldunuz değil mi? Şimdi birlikte yapalım. Çözüme geçmeden önce bu denklemlerin hepsine logaritma tabanının 2 olduğunu gördünüz değil mi? İşe bununla başlayalım. y eşittir x'in 2 tabanına göre logaritması fonksiyonun grafiğini hatırlayalım ve bunu bulduktan sonra bir eklediğimizde, bir çıkardığımızda ya da ötelediğimizde ne olacağını bulmak çok daha kolay olacak. Hemen bir tablo oluşturalım. Buraya x değerlerini, buraya da y değerlerini yazalım. İlk x değeri 2 olsun. x 2 iken y kaçtır? 2'nin 2 tabanına göre logaritması kaçtır? Ya da 2'nin kaçıncı kuvvetine hangi kuvvetini alırsam sonuç 2 olur? Cevap basit. 1. 2 üzeri 1, 2 eşittir. Devam edelim. Hatta bakın, isterseniz şöyle yapalım. x 8 iken, y kaçtır? 8'in 2 tabanına göre logaritması 3'tür. Başka bir deyişle, 2 üzeri 3, 8 eder. 4'ün 2 tabanına göre logaritmasını sorarsam ne dersiniz? 2. Çünkü 2 üzeri 2, 4'tür x 2 iken biraz önce bulmuştuk. 2'nin 2 tabanına göre logaritması 1'dir. 2 üzeri 1, 2 eder demiştik. x 1 olursa ne olur? 1 elde etmek için 2'nin kaçıncı kuvvetini almalıyım? 0. 2 üzeri 0, 1 eder. Peki ya 1 bölü 2? 2'nin kaçıncı kuvveti 1 bölü 2 sonucunu verir? Eksi 1. 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 eder. Evet, aynen bu şekilde devam edebilirim. 1 bölü 4 bulmak için, 2'nin eksi ikinci kuvvetini almam gerekir. 1 bölü 8 için de, 2 üzeri eksi 3. Şahane, şimdi de bu noktaları grafik üzerinde gösterelim. x 8 iken, y 3. x 4 iken, y 2. x 2 iken, y 1. x 1 iken, y 0 şekli anlamaya başladınız değil mi? x 1 bölü 2 iken y eksi 1, x 1 bölü 4 iken y eksi 2 ve son olarak x 1 bölü 8 iken y eksi 3 olacak. Evet, x'in iki tabana göre logaritmasının grafiği yaklaşık olarak böyle. Zaten böyle olmasını bekliyoruz. Böyle olmasını bekliyorduk. x'in değeri büyüdükçe bu değeri elde etmek için 2'nin kaçıncı kuvvetini kullanmamız gerektiğini düşüneceğiz. Ve 2'nin kuvvetinin alacağı değerler artacak ama artışın hızı giderek azalacak x'in değeri 0'a sağdan yaklaşırken de yani 0'a giderek yaklaşan değerler elde etmek için de 2'nin giderek büyüyen negatif kuvvetlerini kullanmak zorundasınız. Bu yüzden logaritma fonksiyonu 0'a yaklaşırken giderek negatifleşen değerler alır ama 0'a hiçbir zaman ulaşamaz. Neden? Şöyle düşünün, 0 elde etmek için 2'nin hangi kuvvetini kaçıncı kuvvetine alabilirsiniz? hiçbir kuvvetini alamazsınız çünkü 2'nin hiçbir kuvveti 0 sonucunu vermez. 0'a ancak ve ancak çok ama çok negatif kuvvetleri kullanarak yaklaşabilirsiniz. Buna ek olarak logaritma fonksiyonu pozitif olmayan x değerleri için tanımlı değildir. Grafik üzerinde ya da buradaki tabloda x için 0 ya da eksi değerler kullanmamamızın sebebi de bu. Bu fonksiyonun tanım kümesi x'in pozitif değerlerinden oluşur. Evet, x'in iki tabanına göre logaritmasını iyice inceledik, şimdi de mavi ile çizilmiş grafiği, pembe grafikle karşılaştıralım ve bakalım aralarındaki fark ya da farklar neler. Evet, ilk olarak ne gördüm biliyor musunuz? Mavi grafik, pembe grafiğin x ekseni üzerinde ters çevrilmiş hali. Bu ne demek? x'in iki tabanına göre logaritmasının negatifinden bahsediyoruz demek. Bunun grafiğini de çizelim. Bunu yapmanın en kolay yolu tüm bu noktaların x eksenine göre yansımasını bulmak. Bu nokta buraya, bu, buraya, bu, buraya, bu nokta burada kalacak, bu, buraya gelecek ve eksi log 2 tabanında x'in grafiği buna benzeyen bir grafik olacak. Yine noktaları birleştiriyorum. Evet, aşağı yukarı buna benzeyen bir grafik elde edeceğiz. Mavi grafiğe yaklaşıyoruz değil mi? Yeşil bunun grafiği de, eksi log 2 tabanında x. Güzel. Peki, bana yeşil grafikle mavi grafik arasındaki farkı söyleyebilir misiniz? Dikkatli bir şekilde bakarsanız, mavi grafiğin, yeşil olanın 2 birim sola ötelenmiş hali olduğunu görebilirsiniz. Sola doğru 2 birim ötelenmiş. Bakın, tüm bu noktalar arasında 2 birim var. Mavi olanlar, yeşil olanların, iki birim solunda. Peki, iki birim sola kaydırmayı nasıl gösteririz? x yerine x artı 2 kullanarak. Evet, x yerine x artı 2 gelecek. Eksi log 2 tabanında, x'in asimptotu, x eşittir 0 noktasındaydı. Şimdi ise, x artı 2'nin 0 olduğu yerde, yani x eşittir eksi 2'de olacak. Bakın, asimptot x eksi 2 de. Sağlamasını yapmak isterseniz, buradaki değerlerin hepsini alın, 2 çıkarın, sonra 2 ekleyin ve aynı değerleri elde ettiğinizi göreceksiniz. Kısacası sola doğru 2 birim ötelemek, x yerine x artı 2 kullanmakla aynı şeydir. Şekildeki grafik, buradaki fonksiyonun grafiği. Eğer hala inanmıyorsanız hala inanmadıysanız, istediğiniz değerleri kullanın ve sağlamasını yapın.